videomuzda sizlerle etkinlik nasıl eklenecek bundan bahsedeceğiz. Tabii Moodle'da birçok etkinlik yükleyebildiğiniz için bunları ben yine videolara bölmeyi düşünüyorum. Bu videomuzda yalnızca anket ve anketin plugin olarak indirilip eklenti olarak nasıl kurulup kullanacağından genel olarak bahsedeceğiz. Öncelikle biz lokalde çalıştığımız için ve XAMPP üzerine kurduğumuz için XAMPP kontrol panelini açıyoruz. Daha sonra daha önceki videolarımıza da alışkın olduğumuz üzere Action kısmından Start diyerek şuradaki yeşil rengi görüyoruz. Bu siz artık bizim kontrol panelimizin çalıştığı anlamına geliyor. Daha sonra hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız o tarayıcıya gelerek localhost/modulu kullanıyoruz. Tabii localhost/modul yazmamın nedeni benim htdoc klasörü üzerinde modul klasörümün olması. Eğer sizin klasörünüzün adı farklıysa o zaman localhost/klasörünüzün adı neyse onu yazmanız gerekiyor. Enter tuşuna basıyorum. Sitem gördüğünüz gibi daha önce düzenlediğim haliyle burada yer almakta. Admin olarak giriş yapacağım. Daha sonra rol değişikliği yaparak eğitici rolüne geçeceğim. Ve eğitici rolünden düzenlemeleri gerçekleştireceğim. Böylelikle eğiticiler de kendilerini nasıl göründüğünü, artı nasıl değişiklik yapabileceğini buradan görebilecekler. Öncelikle sağ üstte yer alan giriş yap kısmından admin kullanıcı adım ve şifremle giriş gerçekleştiriyorum. Benim bir tane dersim, daha önceki videolarımızda da atadığımız tarih dersim burada görünüyor. Burada T101 olarak derslerim sekmesinin altında görünen derslere tıklıyorum. Ben modülleri haftalık olarak açmıştım. Her hafta belli etkinlikler yükleyeceğim ve bu etkinlikleri düzenleyecektim. Şu an admin rolündeyim ama ben bir eğitmen olarak girmek ve eğitmen rolüyle değişiklik yapmak istiyorum derseniz sağ üstte yer alan şu role geç seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Tek yaptığım şey yukarıda sağ üstte yer alan şu role geç seçeneğine tıklamak oldu. Bu da admin olarak size verilen güzel seçeneklerden bir tanesi aslında. Böylelikle roller üzerinde değişiklikler yaparak, geçişler yaparak rollerin nasıl görüntülediğini, yapacağı işlemleri görüntüleyebilir, denemeler gerçekleştirebilirsiniz. Yeniden gir çık işlemleri, şifre yazma işlemleri gerçekleştirmenize gerek kalmaz. Şu an ben yönetici rolündeyim. Eğitimci rolüne geçiş yapmak istiyorum. Yani bir eğitmenin gözünden sistem nasıl görünüyor, nasıl değiştiriliyor bunları görmek istiyorum. Eğitimciye tıklıyorum ve eğitimci rolüyle şu an sistemdeyim. Bunu sağ üstte yer alan eğitimci kısmından da anlayabilirsiniz. Rol değişikliği yaptığınızda otomatik olarak buradaki yönetim yani rol ataması değişecektir. Şu an eğitimci olarak artık değişiklikler gerçekleştirebilirim. Bu haftalık olarak tarih dersimin içerisindeyim. Düzenlemeyi nereden açacağım? Bloğun üzerinde bulunan düzenlemeyi aç seçeneğini tıklayarak haftaların düzenlemesini açabilirim. Gördüğünüz gibi düzenlemeyi aç dediğim anda bütün haftaların altına yeni bir etkinlik ekle ve düzenle kısmı geldi. Bu videomuzda anket ve anket pluginlerinden bahsedeceğimiz için anket üzerinde duracağım. Sağ tarafta yer alan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle kısmına tıklıyorum. Bütün etkinliklerimizi aslında bundan sonra buradan gerçekleştireceğiz. Hepsini buradan ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bize sunulmuş farklı etkinlik paketleri yer almakta. Bununla birlikte eğer isterseniz ki birazdan yapacağız, yetersiz kalırsa bu etkinlik paketleri yine Moodle'ın tema eklerken gördüğümüz plugin kısmına giderek farklı etkinlikler indirip kuracağız. Ve bunları yine derse eklemek için kullanacağız. Ben öncelikle anket modülünü kullanmak istediğim için arama çubuğuna hemen anket diyorum. Birkaç farklı şekilde anket kullanmamıza gördüğünüz gibi izin veriyor. Bunlardan bir tanesi geri bildirim anketi. Burada ankete girdiğinizde öncelikle size bir ad soruyor. Mesela memnuniyet anketi diyelim. Evet. Öncelikle adını yazdım ve daha sonra bir açıklamada benim anketimdeki sorum neyse onu yazdım. Buraya isterseniz gördüğünüz gibi şuradaki seçenekleri kullanarak resim ekleyebilirsiniz, ikon emoji ekleyebilirsiniz, resim ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte video ekleyebilirsiniz,
link vererek video ekleyebilirsiniz. Video ses ekleyebilirsiniz. Yan tarafta yine kameranızı açıp kameradan record edebilirsiniz. Ses kaydı yapabilirsiniz. Direkt ses kaydına başlayıp ses kaydı şeklinde de yapabilirsiniz. Bununla birlikte hemen yan tarafta sayfa dosyaları yönet kısmından varsa dosyaları yöneti kullanarak yapabilirsiniz. Ve H5P dediğimiz sistem üzerinden bir doküman alarak da buraya ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte şuradaki yazının başlıklarını, tipini değiştirebilirsiniz. Tabii bu yazı bu kadar olmayabilir. Buraya yönerge yazabilirsiniz. Amacınızın ne olduğu, neden bu anketi açtığınız, bu anket sonucunda neler toplamak istediğiniz, nasıl kullanacağınız ve benzeri gibi. Anket kurallarına bağlı olarak. Kalın yapabilirsiniz, italik yapabilirsiniz, madde imi ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde sıralı liste ekleyebilirsiniz ve hizalama gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte buraya tıkladığında herhangi bir linklere gitmelerini istiyorsanız yan taraftaki bağlantı diyerek buraya bir URL verip bağlantı ekleyebilirsiniz. Buraya tıkladığında kişi direkt o verdiğiniz bağlantıya gidecektir. Daha sonra aşağıya doğru gelelim. Ders sayfasında açıklama göster. Açıklamayı direkt ders sayfasında mı göstersin? Yoksa bu uygulamaya, bu ankete, memnuniyet anketine tıkladığında mı göstersin? Ders sayfasında açıklamayı göstersin diyorum. Opsiyonel olarak siz nasıl kullanmak istiyorsanız. Erişilebilirlik seçeneklerine hemen bakalım. Şunlardan gelen cevaplara izin ver, şuna yazılan cevaplara izin ver. Bunlar aslında şöyle, ne zamana kadar etkinliğimiz açıkta kalsın. Ben şunlardan gelen cevaplara izin ver. Mesela 27'sinden... Şöyle 27'si olarak da kalabilir. Ne zamana kadar? Şöyle bir 31'ine kadar, mesela 1 Aralık'a kadar açık kalsın. Bunu da belirleyebilirsiniz. Soru gönderme, soru ve gönderme ayarları, kullanıcı adlarını kaydet. İsterseniz anonim bir şekilde kullanıcı adını kaydetmeyebilirsiniz. O zaman yukarıya işte bu memnuniyet anketine verilen cevaplarda kullanıcı adı ve kişisel bilgiler kaydedilmiyor gibi bir not yazabilirsiniz. Bununla birlikte kullanıcı adlarını kaydedebilir ve cevaplarıyla birlikte gösterebilirsiniz. Tamamıyla bu ne tarz bir anket yaptığınıza bağlı olarak değişecektir. Çoklu gönderim sağlansın mı? Yani bir kişi bir kere doldurdu, bir daha doldurabilsin mi? Eğer sadece bir kere doldursun, bir daha dolduramazsın derseniz hayır seçeneğini seçebilirsiniz. Birden fazla kere doldursun derseniz evet seçeneğini seçebilirsiniz. Bildirim olarak gitsin mi kişilere? Anketi yayınladınız, bildirim olarak gitsin mi? Gönderdikten sonra analiz sayfasında tamamlama bildirimi diyor. Tamamlama bildirimi gelsin mi? Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir geri bildirim gibi düşünebilirsiniz. Bir geri bildirim metni yazabilirsiniz. Bunda teşekkür edebilirsiniz. Ya da soruyla ilgili bir cevap yazabilirsiniz. Ya da bir sonraki aktivite linkini ekleyerek bundan sonra direkt o aktivite linkine gitmesini sağlayabilirsiniz. Bunu şunun için yapabilirsiniz. Örneğin bir ders eklediniz video. Video sonrasında hemen bir tane video ile ilgili soru sordunuz. İkinci video da devam edecek. Bu durumda birinci videoyu yaptıktan sonra bu soru gelir. Daha sonra bir sonraki aktivite linki olarak ikinci videoyu da eklersiniz. Direkt kişi soru yanıtladıktan sonra ikinci aktiviteye gider. Bunun için tabii buraya öncelikle evet demeniz gerekiyor. Genel eklenti ayarları, erişilebilirlik nerede gösterilecek? Ders sayfasında gösterilsin mi yoksa ilk etapta öğrencilerden gizlensin mi? Bu seçenekte hangisini istiyorsanız opsiyonel olarak kullanabilirsiniz. Tabii biz burada ders sayfasında göster diyoruz. Çünkü zaten öğrenciler için yaptığımız için. ID numarası verebilirsiniz. ID numarasını daha sonra da kullanabilirsiniz. Daha sonra anketleri yönetirken ID numarasından aratarak düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Grubumuz olmadığı için şu an grup modunu kullanmıyoruz. Erişilebilirliği sınırla, kısıtlama ekle diyeyim. Ne gibi erişilebilirlik sınırları var? Örneğin tarih erişilebilirliği getirebilirsiniz. Zorunlu olarak bu tarihten itibaren erişilebilirsin gibi bir tarih belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte şurayı kapatıyorum, kısıtlama ekle diyorum. Not seçeneğine girebilirsiniz. Örneğin eğer büyüktür işte notu 50'den büyük olanlar ya da 50'den küçük olanlar bu anketi değerlendirebilir, bu ankete girebilir, doldurabilir diyebilirsiniz.
Yine kullanıcı profili olarak kullanıcıları belirleyebilirsiniz. İşte şu ülkede olanlar, şu telefonda olanlar, adı şu, şu olanlar giremesinler gibi. Etkinlik tamamla diyorum. Tamamlama izleme. Kullanıcılar etkinliği tamamladığında ne görsün? Etkinliğin tamamlandığını gösterilsin mi? Tamamlandı olarak işaretlensin mi? Bazen bu önemli oluyor. Öğrenciler etkinliği tamamlıyorlar ama orada bir şey görmeyince biz etkinliği yaptık ama işte uyarı vermedi, sanki etkinliği tamamlamamış gibi görünüyoruz gibi endişelere kapılabiliyorlar. O yüzden kullanıcı kitlenize bağlı olarak bunu kullanıcılar etkinliği elle tamamladı olarak işaretlemesini sağlayabilirsiniz. Ne zamana kadar bitirmesini bekleyelim? Belli bir tarih etkinleştirebilirsiniz. İşte 27 Kasım'dan başlayacak şu tarihe kadar, 31'ine kadar bitmesini bekleyebilirsiniz. Bulunmasını sağlayabilmek için etiket ekleyebilirsiniz ve yetkinlikleri değiştirebilirsiniz yine buradan. Bunların hepsini yaptık. Gerekli olanları gördüğünüz gibi buradan hemen kaydet ve derse dön diyorum. Bakın memnuniyet anketi, şurada alttaki dersin etkinliklerinden memnun musunuz diye bir açıklama yazmıştım. Ve altındaki kutucuğu tiklemiştim, hatırlıyor musunuz? Eğer ben burayı yazmamış olsaydım bu memnuniyet anketinin altında, yani tiklememiş olsaydım bu görünmeyecekti. Yalnızca memnuniyet anketi sekmesi görünecekti. Şimdi memnuniyet anketinin üzerine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu an herhangi bir sorum yok. Ben sadece anketi açtım. Hala eğiticideyim. O zaman ne yapacağım? Artık bundan sonra soruları düzenleyeceğim. Yan taraftaki, bakın yeniden gireyim buraya. 26 Kasım'a geldim. Memnuniyet anketi. Ben sadece memnuniyet anketimi oluşturdum. Daha soru eklemedim. Üzerine tıklıyorum. Üzerine tıkladıktan sonra soruları düzenle diyorum. Artık buradan soruları düzenleme yapabilirsiniz. Birçok seçeneğe izin veriyor. Bunlardan işte kısa metin cevabı mesela. Soru. Aldığınız ders hakkındaki görüşleri yazınız. Üstteki gerekli seçeneği şu. Eğer bu soruya cevap vermeden geçmesini istemiyorsanız, mutlaka bu soruyu doldurmasını istiyorsanız gerekliyi işaretleyebilirsiniz. Ama istemiyorsanız bu soruyu burayı işaretlemeyebilirsiniz. Etiket verebilirsiniz. Bu kısa cevap, kısa metin cevabı olduğu için paragraf şeklinde açılacak. Bu metin aralığın genişliği ne olsun diyor. Satır olarak. Kabul edilen en fazla karakter sayısını da belirleyebilirsiniz. İşte 100 karakterden fazla olmasın gibi. Konum dediği zaten bir tane soru olduğu için şu anda birinci soru olarak gelsin. Soru ekledikçe burada 1-2 olacak ve konumlarını değiştirebileceğiz. Soruları kaydet diyorum. Evet, şöyle bir göz atalım. Şu an soru olarak bakın bir tane sorumuz var. Henüz cevaplayan kimse yok. Sorularımız açık değil. Birinci sorumuzu eklemiş olduk. Birinci sorumuzdan sonra hadi gelin şurada ikinci sorumuzu da ekleyelim. Bakın soru buraya geldi. Ve bir tane kutucuk var. Bu kutucuk üzerinde değişiklik yapabiliriz. Eğer bu soruyla ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız alttaki düzenle kısmından yeniden soruyu düzenleyebilirsiniz. Hemen etkinliğe soru ekle diyorum. Yine göz atına yanındaki soruları düzenle kısmına geldim. Sayısal cevap girebilirler öğrenciler. 2 artı 2 eşittir dedim mesela. Etiket olarak bir şey yazmanıza gerek yok. Aralık başlangıcı ve bitişi belirleyebilirsiniz. İşte sıfırdan başlasın, 10'a kadar devam etsin gibi. Konum olarak ne yapmak istiyorsunuz? Şimdi biraz önce bir tane soru olduğu için bir tane çıktı. Şimdi iki soru olduğu için 1-2 çıktı. İsterseniz mesela bu soru birinci soru olsun diyerek birinci soruya da yönlendirebilirsiniz. Ben 2 olarak bırakıyorum. Yine üstte gereklidir, gerekli değildir, mecburi olan kısımları işaretleyebilirsiniz. Soruyu kaydet dedim. Gördüğünüz gibi 2 artı 2 kaçtır? 0 ile 10 arasında bir değer giriniz diyor. Burada yine değere girebiliyor. Aşağıya doğru çoktan seçmeli soru bir tane de ekleyelim. Çoktan seçmeli soru da ekleyebilirsiniz. Benden çok memnunum dedim. Çoktan seçmeli tek cevap, çoktan seçmeli çoklu cevaplar, tek cevabı izin ver, açılır menü listesi. Bunlar nedir? Çoktan seçmeli tek cevap seçerseniz birden fazla cevap var A, B, C, D diye. Öğrenciler bundan yalnızca bir tanesini seçebilirler. Çoktan seçmeli çoklu cevap derseniz A, B, C, D değişikler gidiyor. Birden fazlasını seçebilirler. Çoktan seçmeli tek cevaba izin ver dediğinizde tek cevabı izin verecek. Ama işte şuradaki gibi açılır menü şeklinde gelecek. A, B, C, D şeklinde gelmeyecek. Yani açılır menü listesi demek istedim. Şimdi burada çoktan seçmeli tek cevap diyeyim.
Ayarlar olarak dikey mi gelecek, yatay mı gelecek bunu belirleyebilirsiniz. Seçilmedi seçeneğini aktif edelim mi? Yani öğrenci mesela o seçeneklerden hiçbir tanesi ona uymuyor. O zaman seçilmedi diye bir seçenek gelsin mi? Boş gönderileri analiz etmeyin, analiz etmeyin şeklinde kalsın. Şimdi buraya değerleri gireceğiz. Her cevap için bir satır kullanın diyor. Ben sistemden çok memnunum dedim. Mesela katılıyorum. Kararsızım. Katılmıyorum şeklinde belirledim. Yanlış yazdım. Belirledim. Burada zaten size ipucu veriyor. Her cevap için bir satır kullanın. Enter tuşuyla yazdığım cevaptan sonra aşağıya indim ve cevaplarımı yazdım. Burada yine gerekliyse gerekli seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bundan sonra konumu seçebilirsiniz. Bunu bu arada aşağıya kadar daha uzatabilirsiniz. Konumu seçebilirsiniz. 1, 2, 3 hangi konumu seçecekseniz. Yani bu soru önce mi gelsin, sonra mı gelsin ve soruyu kaydet diyerek geri dönüyorum. Şurada gördüğünüz gibi aldığınız ders hakkında görüşlerinizi yazınız. 2 artı 2 eşittir düzenle. Sistemden çok memnunum. Katılıyorum, katılmıyorum. Gördüğünüz gibi burada bütün sorularımız yer aldı. Daha tabii istediğiniz kadar soru gerçekleştirebilirsiniz. Şablonlar kısmına geldim. Burada eğer isterseniz yeni bir şablon kaydedebilirsiniz. Şablon olarak bunu kaydettikten sonra mesela deneme şablonu, yeni bir şablon olarak kaydet. Daha sonra bu şablonu istediğiniz zamanlarda mesela derslerinizde kullanabilirsiniz. Öğrenciler memnuniyet anketini doldurdukça analiz şeklinde buraya gelecek. Yine yanıtları göster kısmında ve katılımcıları gösterme kısmında buraya gelecekler. Şimdi biz henüz sadece soruları düzenledik ve bir şablon olarak bunları yazdık. 26 Kasım 2 Aralık kısmına geri geliyorum. Anketim burada. Peki bu anketi benim öğrencilerim nasıl görüntüleyecek? Hemen şuradan bir rol değişikliği yapalım. Normal rolüne geri dön dedikten sonra şu role geç seçeneğini seçiyorum. Öğrenci olarak sisteme bir girelim. Evet, şu an öğrenci olarak sistemdeyim. Öğrenci olarak sistemi görüntülüyorum. 26 Kasım'ın altındaki memnuniyet anketim var. Memnuniyet anketimin üzerine bir kere tıklıyorum. Dersin etkinliklerinden memnun musunuz? Genel açıklama bu. Soruları cevaplayın kısmına tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi soruları cevapla kısmında sorularım geldi. Aldığınız ders hakkında görüşlerinizi yazınız. Bir şeyler yazdım. 2 artı 2 kaç eder dedi. 4 dedim. Sistemden çok memnunum. İşte kararsızım dedim mesela. Ve cevaplarınızı gönderin. Gördüğünüz gibi öğrenci de bu şekilde görüyor. Biraz önce geri bildirim diye yazdığımız yerde eğer siz buraya bir dönüt yazdıysanız öğrenci otomatik bu geri dönütü görecek ve artı bir link eklediyseniz o linke tıklayıp mesela diğer dersine devam edecek ya da geçiş yapmasını istediğiniz dersine devam edecek. Hemen ben şimdi yine normal rolüme geri dön diyerek eğitici rolünden bir bakalım. Eğitimci rolünde memnuniyet anketimi açıyorum. Bakın şimdi gönderilen cevaplar 1 oldu. Biraz önce gönderdim çünkü. Hemen şuradan bir analiz olarak açayım. Bakın aldığım ders görüşlerinizi yazınız demişim. Görüşünü yazmış. Burası boştu biraz önce. 2 artı 2 kaç eder demişim. Sistemden çok memnunum sorusuna da bize bir grafik vererek gördüğünüz gibi sonuçları vermiş. Yine yanıtları göster kısmında deneme eğitim sekmesinde demiş ki biz çünkü öğrenci bilgilerini toplayalım dedik. Bu arada bu analizleri şöyle Excel'e gönder diyerek Excel sayfasında da çıktı olarak alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Excel sayfasında da hepsinin çıktısını alıyor. Bu toplu olarak gösteriyor ama yani ne kadar çok öğrenci cevaplarsa buraya isim olarak tek tek gelmiyor. Sadece cevaplar aşağıya alt alta ya da ortalamasını grafikte gösterecek şekilde geliyor. Yanıtları göster kısmına geri geldiğimde bakın yanıtları gösterdi. Tek tek öğrencilerin yanıtlarını topluyor. Normalde siz eğer bu seçeneği bir önceki memnuniyet anketini düzenlerken seçeneği açık bırakmamışsanız deneme eğitimi yani öğrencinin adını ve soyadını hiçbir şeyini göstermeyecekti. Anonim şeklinde geçecekti. Ama ben bu seçeneği aktif hale getirdim. O yüzden anonim gözükmüyor. Bundan sonra bu anketi dolduran bütün öğrencilerin bilgileri aşağıya doğru gelecek. Hangi seçeneği işaretledilerse ve neler yazdılarsa onlar da gelecek. Bu tablo verilerini de yine
farklı formatlarda indirebilirsiniz. Yani PDF tarzı, JSON, HTML table ya da Excel tarzı indirebilirsiniz. Hemen mesela Excel'de indirdim. Gördüğünüz gibi kullanıcı adım, posta, e-posta adresini de alıyor, hangi tarihte yaptığı ve sorulara verdiği cevapları indiriyor. Buradan da analizler gerçekleştirebilirsiniz. Aslında genel olarak size memnuniyet anketi ile ilgili nasıl oluşturulduğu, öğrenciler tarafından nasıl görüntülendiği, cevapları nasıl analiz edildiği ve isterseniz cevapları nasıl indirildiğini görmüş olduk. Bu anketlerimizden bir tanesiydi. Yani şurada düzenlemeyi, sağ üstte düzenlemeyi aç diyorum. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekliyorum. Şuraya anket yazıyorum. Anket yazdığımda benim ilk anket geri bildirim anketiydi. Anket hazır ölçekli yan tarafta bir tane daha var. Anket hazır ölçekli anketi birazcık daha farklı. Bu anket hazır olarak geliyor size. Hazır ölçekli diyeyim mesela. Anket türüne buradan aşağıda gördüğünüz, bakın hazır olarak geliyor. Mesela yapısalcı çevrimiçi öğrenme ortamı diyelim. Bununla ilgili yine bir yönerge yazabilirsiniz. Yönerge yazıp bunu kullanabilirsiniz. Ders sayfasında açıklamayı göster. Eğer bunu aktif ederseniz şurada yazdığınız yönerge ders sayfasında görünür. Genel eklentilerden aslında yapacağınız şeyler hep aynı. Biraz önce benim size gösterdiğim, anketi oluştururken gösterdiğim ayarlar. Kısıtlamalar ekleyebilirsiniz. Etkinlik tamamlamayla ilgili anonim bir şekilde mi gelsin? Burada tamamlama izlemede öğrenciler tamamlandı olarak mı göstersin? Hiçbir şey göstermesin. Ya da ne zamana kadar bitirmesini bekleyelim? Etiketlerimiz neler ve etkinlikleri neler vereceğiz? Aynı aslında biraz önceki anket. Sadece burada ben anket türü yapısalcı çevrimiçi öğrenme ortamı dediğimde otomatik olarak bu hazır bir anket, bu hazır anketi getirecek. Kaydet ve derse dön diyorum. Evet, şurada gördüğünüz gibi hazır ölçekli geldi. Hazır ölçekliye hemen tıklayayım. Bakın gördünüz mü? Burada hazır bir tane anket vardı. Bu anket sorusu geldi. Bununla ilgili işte eğer varsa sizin hoşunuza giden, burada tabii öğrencilerin etkileşimini, desteğini, eleştirel düşünmesini, ilgisini çekiyor. Bu bir daha önce hazırlanmış anketti. Bu tarz hazır anketleri de, sistemde yer alan hazır anketleri de kullanabilirsiniz. Bunu yeni bir etkinlik ve kaynak eklediğim, anketliyim. Bunu nereden yapmıştık hatırlayalım. Birinciyi zaten kendimiz elle doldurmuştuk. İkinci anket hazır ölçekliden yaptık. Hemen yan tarafta bir de anket mini diye bir seçeneğimiz var. Bu mini ankette yine girişte derslerden memnun musunuz yazdım. Şurayı da küçük yazalım. Tanıtım metnine yine şöyle bir yönerge de yazabilirsiniz. Ders sayfasında görünsün görünmesin bunu belirleyebilirsiniz. Aşağıda artık yatay ya da dikey olarak görüntülensin mi? Aşağıda mini bir anket olduğu için siz direkt buraya bir tane soru ekleyebiliyorsunuz. O bir tane soruyu aslında sadece yayınlıyorsunuz. Daha fazla soru ekleyemiyorsunuz. O yüzden mini zaten. Ödevleri teslim zamanı nasıl olsun? Öğrencilerinize biraz burada şeydir, görüş sormak amaçlı olarak kullanabilirsiniz bunu. Öğrencilere görüşünü soracağım. Memnuniyetleriyle ilgili görüşünü soracağım. İşte videoların uzunluğu yeterli midir? Onu soracağım. Etkinlikler yeterli midir? Bunları soracağım. Bu tarz işte evet, hayır, memnunum, değilim ve benzeri gibi mini anket oluşturmak isterseniz burayı kullanabilirsiniz. Buradaki seçeneklerde yine bizim daha önce de gördüğümüz anketi tekrar yanıtlama izni verilsin mi seçeneğimiz var. Evet, hayır. Yani birden fazla anketin yanıtlamasına izin veriliyor mu? Seçilecek birden fazla seçeneğe izin verelim mi? Yani öğrenci sadece seçeneklerden bir tanesini seçsin yoksa birden fazla seçeneği seçebilsin mi? İzin verilen yanıt sayısını sınırlayalım mı? Yani birden fazla mı yanıtlasın, daha az mı yanıtlasın gibi. Seçeneklerimiz için ise burada ben evet ve hayır kullanacağım, yalnızca. İki tane seçeneğim olacak benim. Derslerden memnun musunuz? İsterseniz bunu aşağıya doğru ekleyebilirsiniz. Hatta formül çalan ekle diyerek daha da ekleyebilirsiniz. Burada şunu da yapabilirsiniz. Bu dersi online olarak almanın dezavantajları nelerdir deyip dezavantajlarından istediğiniz kadar sıralayabilirsiniz. Öğrenciler onlardan işaretlemeler gerçekleştirebilirler. Aşağıda aynı ayarlar devam ediyor. Erişilebilirlik ayarları, sonuçlar. Burada sonuçlar kısmında öğrenciler sonuçlarını görsünler mi?
hem kendi sonuçlarını hem de genel anket sonuçlarını görsünler mi? Mesela sonuçları öğrencilere yayınla. Yanıtladıklarında sonucu öğrencilere göster. Sonuçları sadece anket kapandığında öğrencilere göster. Seçenekleri yer alıyor. Bununla birlikte yine kullanacağınız genel eklenti ayarlarında erişilebilirlik ayarlarımız var. Kısıtlamalar koyabiliyorduk. Hangi tarihte hangi öğrenciler kullanacak bunları kendimiz belirleyebiliyorduk. Etkinlik tamamlama kısmında yine etkinliklerimizi görebiliyorduk. Etiketler ve etkinlikleri belirleyebiliyorduk. Kaydet ve derse dön diyorum. Gördüğünüz gibi şu an 26 Kasım 2 Aralık'a 3 tane anket ekledik. Bunlardan bir tanesi de derslerden memnun musunuz anketiydi. Hemen içine giriyorum. Bakın derslerden memnun musunuz dediğinde evet, hayır, benim iki seçeneğim vardı. İşte seçeneği doldurup seçeneğimi kaydet diyebiliyorsunuz. Seçeneği kaydettiği andan itibaren sağda bir yanıta bak, bir yanıt geldi diyor. Bu yanıta bak diyerek eğitimci olarak bu yanıtı görüntüleyebilirsiniz. Bu seçeneği seçen kullanıcılar bir taneymiş. Bunlar bu kullanıcı hangisini seçmiş? Hayır seçeneğini seçmiş. Bakın hayırın altında. Burada evet var. Öğrenciler evet seçtiği sürece de bütün kullanıcıların isimleri buraya gelecek. Bunu da farklı formatlarda Excel'de metin biçiminde indirmenize izin veriyor. Ben hemen Excel'de indireyim. Gördüğünüz gibi şurada Excel'de indirme seçeneği yer alıyor. Yine bunu da buradan görüntüleyebilirsiniz. 26 Kasım 2 Aralık'a geri geliyorum. Gördüğünüz gibi öğrencilerimize 26 Kasım 2 Aralık'ta anketler, hazır ölçekler ekledik. Bununla birlikte yapabileceğimiz diğer şeylerden bir tanesi, bunların hiçbir tanesini beğenmedim. Ben daha gelişmiş bir survey ya da questionnaire dediğimiz işte anket tarzlarını istiyorum, ölçeklendirme istiyorum. Bu durumda yine model, plugin, survey diyerek, evet, model, plugin, survey dedik. Gördüğünüz gibi model ile ilgili farklı surveyler burada geldi. Bunları zaten biz daha önce Team'de görmüştük ve daha sonraki süreçlerde de sıklıkla bunları kullanacağımızdan da bahsetmiştik aslında. Şimdi mesela questionnaire ya da survey şeklinde arattırdığınızda size farklı şekillerde surveyler geldi. Mesela ikinci survey model plugin directory kısmına basalım, neymiş bu? Gördüğünüz gibi burada bir tane bizim için ücretsiz bir survey kısmı oluşturulmuş. Model'da survey yapabiliyormuşuz. İşte çoktan seçmeli, kısa cevaplı, eşleştirmeli gibi. Diyelim ki bunu biz beğendik. Bu eklenti evet bizim işimize yarar dedik. Biz daha fazla bunları incelemeniz gerekiyor. Yani ben şimdi buradan direkt indireceğim ama bunları incelemeniz gerekiyor. Burada mesela indirim yüzdelikleri de yer alıyor. Hangi model versiyonlarında kullandıkları da yer alıyor. Bunu indirmeniz gerekiyor diyelim. Bunu beğendikten sonra sağ üstte download kısmından bu eklentimizi indireceğiz. Bir tane versiyonu varmış şu anda. Zip şeklinde indirdi. Hemen klasörde gösterelim şurada. Eklentimizi nasıl ekleyeceğiz? Hemen buradan çıkıyorum. Biz zaten eklenti eklemeyi biliyorduk ama bunun için normal role geri dön diyerek bir yönetici rolüne geri dönmem gerekiyor. Yönetici rolüne geri döndüm. Aşağıya indim. Ben eklentilerimi site yönetimi kısmından ekliyordum. Site yönetiminden eklentiler sekmesine geldim ve eklenti yükle dedim. Burada eklenti iki şekilde ekleyebiliyorduk. Bir isterseniz direkt olan klasörden çekip şöyle atabiliyorduk. Gördüğünüz gibi çekip attım. Ya da dosya seç diyerek dosya neredeyse dosya yükle kısmından dosya seç diyerek dosya her neredeyse oradan dosyalarımı alabiliyordum. Bunu attıktan sonra artık yapmam gereken zip dosyasından eklenti yükle seçeneğini kullanmaktı. Benden doğrulama istiyor. Devam diyorum. Sürüm bilgisi, hemen devam diyorum. Veri tabanını yükselt diyor. Survey'e ekleyeceğim. Veri tabanı eklemek istiyor musun? Evet. Şimdi model veri tabanını yükselt diyorum. Evet, başarılı bir şekilde sürümün başarılı bir şekilde kurulduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bütün eklenti yüklemelerde aynı adımları aslında geçiyoruz. Bundan sonra ekleyeceğimiz bütün eklentilerde de aynı adımları göreceksiniz ve devam diyorum. Evet, şu anda kurulmuş durumda benim eklentim. Ben yine T101 dersine geri gelmek istiyorum. T101 dersinde 26 Kasım 2 Aralık'ı
Yeni etkinlik ya da kaynak ekle diyorum. Şuradan hemen bir anket diyeyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane anketim vardı. Biraz önce bir plugin ekledim. Bu plugin sayesinde anket soru tabanlı form da eklenmiş oldu. Eğer isterseniz ben bu plugin'i eklenti olarak videonun altına da eklerim. Burada neler yapacağız? Hemen buna da bir bakalım mesela nasıl kullanılıyor. Bu yeni eklenen eklenti diyelim. Evet, yine buraya yeni eklenen eklenti açıklamasını yazalım. Aynı aslında, bakın burada özellikler aynı. Burada da yine tür olarak birden fazla cevap, bir kez cevap, günlük cevap, haftalık cevap seçeneklerini eklemişler. Cevap veren türü tam adı mı görünsün, anonim mi görünsün? Öğrenciler tüm cevapları görüntüleyebilsinler mi? İşte ankete cevap verdikten sonra, anket katılımı bittikten sonra istediği her zaman ya da asla şeklinde. Cevapları onayla kaydet, gönderin bildirimleri ilet, soruların dallanmasına izin ver ve benzeri gibi şeyler yer alıyor. Yine içerik seçeneklerinde şablon oluşturabilirsiniz, var olan şablonları kullanabilirsiniz. Genel eklenti ayarları, erişebilirlik sınırları, bunların hepsi biraz öncekilerle aynı aslında. Ben hemen kaydet ve derse dön diyorum. Yeni eklenen eklenti, bakın şuraya geldi. Ben burayı hemen açayım, bakalım ne tarz sorular eklenebiliyormuş burada. Daha henüz sorum yok, ben sadece ankete ekledim. Soru ekle kısmını kullanıyorum. Sorularda hemen yeni sorular ekleyelim. Bakın şurada farklı tarz sorular eklememize izin veriyor. Tabii bunlar tamamıyla siz ne tarz sorular eklemek istiyorsunuz, ne tarz bir eklenti istiyorsunuz, buna bağlı olarak eklentiyi yapıp yapmayacağınız değişecektir. Ben sadece örneğin bir anketi beğenmediniz ve farklı bir anket tipini kullanmak istiyorsunuz ve hazırda modülde yer almıyor. Hangi adımları izlememiz gerekiyor? Sadece bunu göstermek için yaptım. Yoksa bugün biraz önce eklediğimiz bu mod questionnaire eklentisi aslında bizim en başta yaptığımız eklentiyle çok benziyormuş. Gördüğünüz gibi aynı neredeyse seçenekleri bize sunuyor. Burada bugünkü videomuzda öncelikle genel bir anket hazırladık. Hazır ölçekli anketleri kullandık. Kısa cevaplı mini anketi kullandık. Bununla birlikte yeni bir eklenti ekleyerek yeni eklentiyi anketini kullanmış olduk. Böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik. Anket kullanımı ile ilgili yapabileceğimiz işlemlerin hepsi bu şekilde diyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.